Bilindiği üzere yıllardır cennet vatanımızın üzerinde çeşitli oyunlar oynanmakta. Bu oyunlarla ülkemizin istikrarlı bir yönetime sahip olması engellenmeye çalışılmaktadır. Son yıllarda ülkemizin kat ettiği mesafeyi hepimiz görmekteyiz. Bu mesafeden rahatsız olanlar yeni bir senaryo ile kur üzerinden oyunlarına başlamışlardır. Ancak şu iyi bilinmelidir ki ülkemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi kurda yaşanan bu dalgalanmanın önüne geçebilecek güce ve imkana sahiptir. Biz üzerinde operasyon yapılıyor deyince bu operasyon değil, ekonomi birimi ile ilgili diyenlere soruyorum. Doların sahurda kalkar gibi gece gece yükselmesi ekonomi biriminin neresinde yatıyor? Gece dolar artıyorsa bu bal gibi bir siyasi operasyondur. Bunu bilmek için uzman olmaya gerek yok. 2 saat içerisinde ülkemizden 10 milyar doları yurt dışına çıkaranların kimler olduğunun araştırılmasını istiyoruz. 50 sentlik çapulcularıyla Gezi Parkı'nda denediler. Başaramadılar. 1 dolarlık uçaklarıyla 15 Temmuz hain işgal gecesinde denediler. Başaramadılar. Şimdi de milyon dolarlık kuklalarıyla deniyorlar, yine başaramayacaklar. Atatürk vatan evlatlarına sizi ölmeye emrediyorum dediğinde bu şerefli Türk milletinin evlatları neden öleyim demediler? Teslim olmayı akıllarından bile geçirmediler. Şimdi aynı düşman parayı silah yapmış ülkemize hücum ediyor. Ne yapsalar boş. Teslim olmayacağız. Türk'üm. Türk ezansız olmaz. Ben Türk'üm. Türk hürriyetsiz olmaz. Tersin yanmış.